bence işçilik biraz daha güzel sen bakalım. O köprünün yaklaşımlarına bakarsanız gerçekten böyle el değmiş gibi. Bir de şu kolinin şantiyesinde bir problem vardı şu patte. İyi de iş görüldü değil mi? Evet. Cevazdan bir şey. Evet. Genişlettiği yol dünyada kaç yıldır var? 4 şerit motor yol çok az var. Yok. Evet. ...400 kilometrelik devasa bir proje. Bunlar dünya ölçeğinde en büyük projelerden bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolu. Ülkemize hem yapım aşamasında hem de bittikten sonra istihdama, ekonomiye, ticarete, turizme büyük katkılar olacak. Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar yapım aşamasında hiç öz kaynak, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan projeler. İnşallah ülkemize çok çok daha fazlasıyla katkıda bulunacak, çok değer verecek, ülkemizin değerine değer katacak projeler. İnşallah bu ayın sonuna kadar 2020 yılı bitmeden Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacağız. Ve bunun devamında tabii biliyorsunuz Gebze'den başlayıp Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir'e kadar uzanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve aynı zamanda Çanakkale'de yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale arasındaki 106 kilometrelik otoyolla birlikte dünyanın en geniş açıklıklı, en yüksek köprülerinden bir tanesi olan Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hem çelik ayak bakımından Çanakkale Köprüsü 318 metreyle dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprülerinden bir tanesi. 2023 metreyle de yine çelik ayak açıklığı olarak da en geniş köprülerinden bir tanesi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de beton ayak yüksekliği olarak da dünyanın en yüksek köprülerinden bir tanesi. Bütün dünyanın örnek alacağı, ülkemizin, vatandaşlarımızın gurur duyacağı projeleri yapmakla olan bir bakanlık olan Ulaştırma Altyapı Bakanlığı böyle büyük projelerin sorumluluğunu da üzerimizde taşıyarak bu projeleri bir bir inceleyip kısa zamanda en iyi şekilde, en konforlu şekilde, en güvenli şekilde bitirilmesi için şantiyeli ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de 6. kesim olarak geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Akyazı Adapazarı arasındaki kesimdeyiz. Çalışmalar düzgün bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yıl bitmeden buraları hizmete alacağız. Bak kayıt alıyor. Olsunlar abi. Aralıkta bitmese var ya. Tamam. O zaman benim de senden işim var. Tamam. Tamam. Bülent Bey bizim esas burada şey. Hoş geldiniz. Bütün işler. Sistemin birer birer bilgiye değil, evlere üşüdüğümüz tehlikeli içerisinde. Şu anda mesela orada bir araç burası, kayıt gösterebiliriz. Bir olay algılamadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.